Biz okul okumamışız. Okula gitmemişiz. Bu da konuş. Gitmek. Askere de gitmedik. Hastaydık biz. Çocuk olduk. Askere de gitmedik. Onun için işte konuşarak biraz Türkçe şey olduk. Tam bazı kelimelerle tam yerine getirmezsek kusurumuza bakmayacaksınız. Şimdi bu tarik-i âlâ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Bekir Sıddık'a geçmiş. Bu tarik-i Nakşibendi bir tarikattır. Nakşibendi demek, nakış demektir. Kalbinden lafz-ı Allah nakış etmek demektir. Nakşibendi odur. Başka şeysi yoktur. Bu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anhu en büyük sahabelerden birisidir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir Sıddık gelir. Ebu Bekir Sıddık da o makam kazandığı için Sıddık'tan kazanmış. İbadetten değil. İbadete olanlar sahabe-i kiram çok yüksek sahabeler vardır. Ondan daha fazla ibadet olanlar var. Ama onun gibi kazanmamışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istiyordu ki Hazreti Ali Ebu Bekir Sıddık'tan yerine o seçmek istemişti. Allah-u Teala kabul etmedi. Onu seçti. Çoluk da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadık olduğunun dolayısıyla onu o makam almış. İşte insan da bu tarik-i alaya sadık olursa kazanır. Sonra bu din-i İslam'ı ahlak-ı hasenedir. Halim, sabır, mazlum olmak lazım. Mazlum insana bir tarihlere bir bakın da tam İlk insan Baba Adem şimdiye kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar hepsi mazlum. Hepsi onlara zulüm yapmışlar. Allah-u Teala zalimlere sevmez. Mazlumlara sever. İşte bu tarife ala daima kendini mazlum görmek, mazlum olmak, sabır olmak, halim olmak. Ama bütün şeylerde bu dini İslam'ı da niyet şarttır. Ve kısa kısa sohbet yapıyoruz da şey olmasın. Niyet Allah-u Teala şart koymuş. Mesela bu furudat kısmı namaz olsun, abdest olsun, gusül olsun, hac olsun, oruç olsun bunlar furudattır. Bu furudat insan yapmazsa Allah-u Teala ceza verir. Allah! O da niyetle olur. Niyet olmazsa hiçbir ibadet Allah-u Teala kabul etmez. Mesela abdest alırken niyet olması şarttır. Namaz kılarken niyet şarttır. Hacca giderken niyet Allah-u Teala şart duymuş. Bütün furudatlar Allah niyete bağlıdır. Bu tarihe ala da o da niyettir. İnsan niyet olması şarttır. Bir şişe basılınca Allah niyet olmak şarttır. Niyet olmazsa bütün sahabeler de öyle. Bütün sünnetler de öyle. Hatta da misvak insan ağzına koyarken Allah misvakını söylediğini niyetini şarttır. Niyet olmazsa o sünnet yerine gelmez. O sünnet olmaz. İşte bu bütün ameller değildi. Sonra dünya melanettir. Allah-u Teala lanet getirmiş. Dünya
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretmiş. Ed-dünya ve ma fiha mel'unun illa ma kanallah diyor. İlla insan niyet ederse Allah rızası için o hariçtir. Yani nefsi, riya, kubur, efendim, mel'anet, güne, bunlar hepsi mel'undur. Allah-u Teala nevzetmiş bunları. Bunlar mel'undur. Ama Gavsumuz kadar sallallahu aleyhi ve sellem'e bu hadis-i şerife dayanarak sebed yapmıştı. Bir insan sabahleyin kalkarken, abdes alırken, yahut elbise giyerken, yahut kahvaltı yaparken, yahut ayakkabı giyerken bir dakikanın içerisinde niyet olması şarttır. Kalbinden o da. Ya Rabbi, ben gidip sizin için çalışıyorum. Allah! Sizin için olmazsa çalışmam. Öyle razı kıl, mutlak sensin. Ben kendim rızkınıza da gitmiyorum. Çalışmam illa rızkınızı vereceksiniz. Vaat etmişsiniz. Haşa rızkın sözünden geri gidemezsiniz. İlla rızkınızı vereceksiniz. Ama fazla az. Ama sen bizim üzerimize vacip etmişsin ki aile efendilerinizin ehdinacı görmek için üzerimize vacip etmişsiniz ya Rabbi. Bu vacibatını kaldırmak için gidip çalışıyorum. Bir de aklınızdan ne gelirse, bu hesabına ne gelirse bunlar için gidip çalışıyorum ya Rabbi diye niyet ederse sanki o insan camiye girip secdeye girip tam akşam dönünce kadar Allah-u Teala ibadet yazdırır. Allah-u Teala hesabı yazdırır. Ama o dünyadan gidip çalışacak. O kazandığı hem dünya kazanmış oluyor hem ahiret kazanmış oluyor. İkisi de beraber olur. Ama o çalışmasını çok dikkatli olmak lazım. Helal haram karıştırmamak lazım. Günaha yapmamak lazım. Güne insanın kalbine tahriş eder. Hayatını tahriş eder. Maneviyatını tahriş eder. Haram da helal götürür. Bereketi yoktur orada. Onun için helal haram çok dikkatli olmak lazım. Bine günahlara kendini muhafaza etme şarttır. Evra, insan tövbe alıyor. Bu tövbe nedir, gayesi nedir? Gayesi pişmanlıktır. Allah-u Teala çağırıyor. Ya Rabbi diyor. Ben pişmanım diyor. Pişmanlık demek vazgeçmektir. Günahlara vazgeçmektir. Bütün günahlara ben pişmanım diyor. İnşallah bir daha yapmayacağım söz ediyor Allah-u Teala. İşte insan o sözün üzerinden durarsa, günah yapmazsa Allah-u Teala bütün günahları affeder. Öyle affudur ve affeden sever, hem de affuçudur, affeder. Ama insan evlerlerden kandırmış olanlar var, peygamber kandırmış olanlar var. Ama insan Allah-u Teala kandıramaz. Mümkün değil. Hem zahiren biliyor, hem manen biliyor, hem bütün insanların hareketlerini de biliyor. Gizlik ondan yok. Mümkün değil. Onun için çok dikkatli olmayı lazım. İnsan bilecek ki daimen Allah-u Teala'nın huzurundadır. Böyle o bakıyor insan. Hem de kalbine bakıyor. Bütün hareketlere bakıyor. Bunu onun için çok dikkatli olmak lazım. Evet, dünya fanidir. Dünya ebedi değil. İnsan dünyaya gelince hiçbir dakika, hiçbir saniye durmadan hareket ediyor, gidiyor. Durmaz. Ölünceye kadar. Ama ölümden sonra bir hayat daha var. O hayat aynı şimdi hali hazır insan nasıl hayattadır? Kalkıp oturup gidiyor, geliyor, konuşuyor, yemek yiyor. Mesela birbirine tokat attığı zaman nasıl acıyor? Aynı bu hal var, bu hayat var. Ama o hayat
bir daha ölmez. O hayat ölüm yok.